Sevgili dostlarım merhabalar. 2021 MSU sınavı gerçekleşti. Bununla ilgili ilk değerlendirme için masamın başına oturdum. İnşallah sınavınız güzel geçmiştir planladığınız gibi tasarladığınız gibi geçmiştir. Ben bana gelen mesajlarla, öğrencilerimden aldığım duyumlarla bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Neler sorulmuş, nelerin üzerinde durmuşlar? Bu bize YKS açısından nasıl bir öngörü sağlayacak? Bununla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım dostlar. Tekrar geçmiş olsun diyorum. İnşallah sınavınız güzel geçmiştir. Evet, dilerseniz ve hazırsanız hemen değerlendirmemize başlayalım. Genel olarak baktığımızda dostlar, geçen seneki MSÜ'den çok da farklı olmadığını söyledi öğrencilerim. Sözcükle yapıdan bir soru çıktığını söylediler. Yapım ve çekim eki ayrımı sorulmuş. Bunun üzerinde durmuşlar. Ses bilgisiyle ilgili bir soru gelmiş. Ünsüz benzeşmesi, ünsüz değişimi, ünlü daralması, ünlü düşmesiyle ilgili bir soru olduğunu söylediler. Noktalama işaretleriyle ilgili iki soru gelmiş. Bu iki sorudan birincisi hangisinde farklı bir noktalama işareti kullanılmıştır? Bir de diğerlerinde beklediğim bir soruydu bu. Hangisinde virgülün kullanımı yanlıştır tarzında bir soruymuş. Yazım kuralları ile ilgili. Hocam hep mışlı muşlu konuşuyorsun. <laughs> Sallamıyorsun değil mi? Değerli dostlarım, yani öğrencilerinden aldığım izlenimleri size aktarıyorum. Ben henüz soruları görmedim. Ama sorular elime geçer geçmez bir yolunu bulup sizle o soruları buluşturmayı düşünüyorum yani Çözümünü yüklerim. Bir hafta içinde tekrar silerim. Çünkü biliyorsunuz ÖSYM bu konuda davalar açıyor. Bir şekilde sizi o sorularla buluşturmaya çalışacağım. Ama e, tehlikeli de bir durum. Özellikle Milli Savunma Üniversitesi. Yani onunla ilgili bir paylaşım yapmak gerçekten çok tehlikeli. E, ama bir şekilde ben sizi o sorularla buluşturmaya çalışacağım. Onun için şimdi izlenimlerimi size aktarıyorum. Öğrencilerimden duyduklarımla. Yazım kuralları ile ilgili bir soru gelmiş dostlar. Ki'nin yazımı sorulmuş. Sözcük türleriyle ilgili genel bir soru varmış. Edat Bağlaç, sözcük türleri, zarflar, sıfatlar bununla ilgili metinli bir soru gelmiş. Genel olarak sözcük türlerine hakim miyiz değil miyiz bununla ilgili bir soru varmış. Ögelerle ilgili dostlar iki soru var. Birincisi verilen metnin ögelerini bulmakla alakalı dizilişi istemişler. İkincisi aşağıdakilerden hangisinin öznesi bir isim tamlamasından oluşmuştur. Dolayısıyla tamlamaları buraya yedirmişler. Öge ile birlikte sormuşlar. Öge ile ilgili iki tane soru gelmiş. Fiilimslerle ilgili İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Üçünü de bulmamızı isteyen bir soru varmış. Cümle türleri çıkmamış dostlar. Anlatım bozukluğu çıkmamış. Bu iki konudan soru gelmemiş. Peki geliyorum paragraf sorularına. Paragraf sorularına baktığımızda değerli dostlarım. Yeni nesil sorulardan 3-4 tane geldiğini söyledi öğrencilerim. Bunlardan bir tanesi hani şu bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olabilir tarzındaki klasik soru değil de ikili soru var ya bir soru bir paragraf bir soru bir paragraf hangilerine cevap olarak gelmiştir bir tane böyle bir soru olduğunu söylediler. İki cümle verip bunları birleştirme sorusu istenmiş. Yine yeni nesil soru. Birinci cümleye bakılıp ikinci cümle ile ilgili ne söylenebilir tarzında yine yeni nesil bir soru gelmiş. Geri kalan paragraf soruları ise yine klasik manada bildiğimiz alıştığımız paragraf sorularıydı. Öğrencilerimin söylediğine göre düşüncenin akışının bozulduğu cümle sorusu çıkmamış. Ama onun dışında paragraf sıralama soruları gelmiş. Ana düşünce sorusu gelmiş. Paragrafta konu sorusu gelmiş. Ee, olumsuz sorular yine epeyce fazla değinilmemiştir. Söylenemez, çıkarılamaz yoğunlukta çünkü onlar normal sınavda da o şekilde ee, çoğunlukta bir şekilde gelmiş paragrafın klasik soruları. Ee, onun dışında Cümlede anlamın klasik soruları hangisi anlamca yakındır, hangisi çıkarılabilir soruları mevcut. bir cümle verip bir parça verip 2 3 tane boşluk bırakıp sırayla hangi kelimeler gelmelidir tarzındaki sorular da mevcut. Yani klasik sorularda karşımızda. Dolayısıyla benim edindiğim izlenim şu. Geçen seneki MSÜ ile aşağı yukarı aynı gibi gözüküyor. E buradan biz TYT için nasıl bir öngörüde bulunabiliriz? Değerli dostlarım tahmin ediyorum yine geçen seneki gibi olacaktır TYT. Yani İçinde biliyorsunuz geçen seneki sorulara baktınız mı bilmiyorum. İçinde yeni nesil soru olmayacaktır. Geçen sene sorul, sorulmadı çünkü. Geçen sene çıkmayan konular bu sene de çıkmayacaktır diye tahmin ediyorum. Ama tabii ki tamamen tahmin. Biz öğrenciler olarak sınavlara hazırlanan kişiler olarak her türlü ihtimale hazır olmamız gerekiyor dostlar. Evet sevgili dostlarım tekrar geçmiş olsun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun diyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.